Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, AK Parti'mizin AK kadroları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yerel seçim sürecimizin takvimini bu hafta itibariyle başlatmış bulunmaktayız. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için il ve ilçe belediye başkan adaylıkları sürecimiz il ve ilçe başkanlıklarımızca önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar devam edecektir. Bugün burada sizlerle beraber partimizin kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'mizin çeşitli kademelerinde görev yapan, partimizin Karabük'te kurucular kurulunda görev alan, il başkan yardımcılığı görevini icra eden, bir dönem İl Genel Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi başkanlığı görevlerini icra eden ve AK davaya hizmet eden Sayın Hasan Yıldırım abimizin 31 Mart yerel seçimleri için Karabük Belediye Başkan aday adaylığının müracaatını almak için bir araya geldik. Rabbim çıkmış olduğu yolda kendisine hayırlısını ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin. Ben şahsım ve teşkilatım adına kendisini tebrik ediyorum ve başarılarını temenni ediyorum. AK Parti için, Karabük için hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. Evet, şunu şöyle takalım, şöyle bir. Evet, değerli il başkanımız, değerli büyüklerimiz, kıymetli misafirler, hem kayınpederim hem babam da burada. Evet, değerli hazırın, hepiniz hoş geldiniz. Ben de sözlerime, her ne kadar cemiyet içinde bulunsak toplumun tamamına temas etmediğimiz noktalar olmuş olabilir, kendimi kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. 1966 yılı Karabük Merkez Çerçiler doğumluyum. İlkokulun bir kısmını köyümüzde, geri kalanını Fevzi Çakmak İlkokulu'nda tamamladım. Karabük İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 1990 yılında mezun oldum. Yaklaşık bir yıl Karabük Belediyesi'nde çalıştım. Askerlik görevinden sonra Vefa Mühendislik firmamı kurdum. Serbest harita mühendislik işiyle iştigal ediyorum. 30 yılı aşkın bir süredir ofisimizde bulunan harita mühendisimiz, teknikerimiz, topografımız, iş arkadaşlarımızla beraber bölgemizde hizmet vermeye çalışıyoruz. AK Parti'mizin Karabük Teşkilatı'nın 2001 yılında kurucularındanım. 2001-2009 arası il başkan yardımcılığı, yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. 2009-2014 ve 2019 seçimlerinde 3 dönem il genel meclis üyesi olarak seçildim. Halen il genel meclis üyesiyim, il encümen üyesiyim, eski pazar organize sanayi bölgesi yönetim kurulu üyesiyim. 2014-16 arası ve 2019-21 yılları arası 2 dönemde İl Genel Meclis Başkanlığı yaptım. Geçmişte birçok sivil toplum kuruluşu ve platformlarda yöneticilik yaptım. Halen Kayımder Önder ve MSMB Mimar Sinan Mühendisler Birliği Karabük İl Temsilciliği görevlerini yapmaktayım. Gerek AK Parti İl Başkan Yardımcılığı, gerekse İl Genel Meclis Üyeliği, dolayısıyla İhtisas Komisyonları, OSB'lerde Müteşebbis Heyet Üyeliği, İl Daimi Encümen Üyeliği, İl Genel Meclis Başkanlığı, BAKKA Yönetim Kurulu gibi birçok kurulda görev aldım. Bu görevlerimiz esnasında ekip arkadaşlarımızla beraber halkımıza hizmet etmekten onur duyduk. Saygıdeğer Karabük AK Parti teşkilat üyeleri, değerli hemşerilerim. Bugün sizlerle bir araya gelmek ve AK Parti çatısı altında Karabük'ümüz için çok daha aydınlık bir gelecek inşa etme arzumuzu paylaşmak üzere buradayım. Bu özel günümüzde Karabük'ün geleceğine yönelik samimi bir hizmet aşkıyla sizlere Karabük Belediye Başkan aday adaylığı sürecimi duyurmak istiyorum. Uzun yıllardır bu güzel şehrimizin her köşesine yakından tanıma fırsatı buldum. Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve sosyal alanlardaki tecrübelerimle birlikte Karabük'ümüzü daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü kılmak istiyorum. Şehrimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve gelecek nesillere daha iyi bir Karabük bırakmak için bu yola çıkıyorum.
Sizlerin destek ve katılımıyla birlikte daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Bu süreçte bize düşecek olan sorumluluğun bilinciyle Karabük'ümüzü daha iyi bir yere taşımak için yola çıktık. Hep beraber el birliğiyle güzel Karabük'ümüzü daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımla sizleri selamlıyorum. Yıllardan beri her yerde söylediğim bir husus var. Bu görevleri yaparken 3 adet ödevimiz var. 1 çalışmak, 2 çalışmak, 3 çalışmak. Çalışarak başaracağız diyorum. İnanırsak kazanacağız diyorum. Aday adaylığımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün bu sosyal ve bütün bu sosyal ve siyasi görevlerimizde her zaman yanımda olan çok değerli aileme, değerli mesai ve dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu görevlerimiz esnasında her zaman yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen geçmişten günümüze, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımıza, tüm teşkilat, il, ilçe, kadın kolu, gençlik kolları, yönetim kurulu üyelerine ve tüm dava arkadaşlarıma, belediye ve il genel meclis üyelerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıymetli ve değerli dostlarımız, aday adaylığı müracaatım esnasında beni yalnız bırakmayarak buraya teşrif eden siz kıymetli dostlarıma, basın mensuplarımıza ve teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Koltuğun gururuna değil, hizmetin onuruna talibiz diyorum. Selam, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Her şey Karabük için, her şey Türkiye için diyor. Hürmetlerimi arz ediyorum. Evet, bu müracaat dosyamızı da Sayın İl Başkanımıza bu şekilde ben de önümü ilikleyeyim başkanım bir saniye. Evet. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabuknethaber.com.